Ya efendim, benim kuşağımda Deli Dılaca'yı tanımayan yoktur. Kim bir Deli Dılaca? Trakyalı bir göçmen kızı. Saf ama saf olduğu kadar da çok güzel bir kız. İşte bir gün Deli Dılaca'yı istemeye gelecekler. Görücü. Gelirler. Annesi evde yoktur. Yaşlı bir kadın sorar işlerindeki daha doğrusu en yaşlı sorar. Kızım annen yok mu? Yok der Dılaca. Nerede? Komşuya gitti kavga etmek için der. Komşuya kavga etmem gitti. He ya. Neden kavga edecek komşuyla? Vallahi komşuya göre ben kuyunun içine sıçmışım. Annem de sıçmadı diyor. Der yaşlı kadın. Vallahi kuyunun içine sıçmadım. Kenarına sıçtım. Ayağımla da içine ittim. Niye anlattım biliyor musunuz? Türkiye'nin en yetkili ağzı sorulan bir soru üzerine Esat gibi 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille görüşmeyiz dedi. Sonra hiç mi görüşmezsiniz dediklerinde ve görüşmeler yapıldığına ilişkin iddialar var denildiğinde şöyle söyledi. İstihbarat gruplarımız, istihbarat çalışanlarımız karşılıklı olarak görüşebilirler. Deli Dılaca'nın fıkrasına fark var mı? Bana göre yok. Bakınız, devletlerle küs olurlarsa barış olmaz. Barış ancak konuşarak, görüşerek elde edilir. Yani ben seninle konuşmuyorum, sen de benimle konuşma. Olmaz böyle bir şey. Hani Temel alacaklı birisinden mahkemeye gitmiş, başvurmuş. Mahkemede tanık dinlemeden sadece sormuş önce borçluya, borçlu olduğu iddia edilene, Dursun'a. Demiş Dursun, Temel'e borcun var mı? Efendim demiş, ben onu tanımıyorum ki ona borcum olsun. Sormuş Temel'e bu sefer. Bak demiş ya seni tanımıyor bu adam. O beni tanımaysa ben onu hiç tanımadım. Can Hakim Bey. Yani böyle olmaz. Hem alacağım var diyorsun hem de ben onu tanımıyorum diyorsun ondan sonra da seni tanımıyorum deyince öfkelenip. Öfkelenerek, kızarak, gurur yaparak, onur yaparak dış politika olmaz. Hele savaş. Savaşta savaş ahlakı inanın kumar ahlakından daha beterdir. Kumar masasında ahlak vardır nispeten. Ama savaş masasında ahlak olmaz. Ve olmaması doğrudur da. Savaş masasında ahlak olmaması gerçekten doğrudur. Çünkü savaşta insanlar ölüyor. Hiçbir devlet insanın ölmesini istemez. Haliyle savaş hile demektir. Savaş her türlü katakullinin döndüğü durumlar demektir. Şimdi bir de şu var. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık yürekliymiş. Hata yapıyormuş, hata yaptım diyormuş. Aldatılıyormuş, aldatıldım diyormuş. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bu bir zafiyet göstergesidir. Önüne gelen herkes sizi aldatmaya çalışır. Geçen günde ne dedi duydunuz mu? Afrin'i kuşatacağız bugün yarın. Sayın Cumhurbaşkanı bir dakika ya. Hani Osmanlı'nın torunuyduk? Osmanlı padişahları bilhassa en başarılı sayılanları Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman sefere çıktığı zaman sadrazamına bile gideceğini söylemezdi. Sadrazamına bile söylemezdi. Öyle savaş böyledir ya. Biz sizi yarın kuşatacağız. Annenler evdeyse, müsaitse annenler size gelecek. Böyle bir savaş olmaz. Olmaz. Yok dünyada böyle bir savaş. Sayın Cumhurbaşkanı, de ki çok temiz kalplisin ve sen bunu söyledin. Yahu artık bugün, bu dönemde, bu dünyada, bu savaş teknolojisinde birileri bizim Mehmetçiklerimizin bulunduğu o alana İsterse 360 kilometre kare olsun, isterse 360 bin kilometre kare olsun, ne kadar olursa olsun bir hava şemsiyesi kurdu mu gitti. Bak geçen gün Ruslar 2 gün kapattılar hava sahasını. Askerimiz, Mehmetçimiz perişan oldu. Yapmayın böyle şeyler söylemeyin. Diyeceksiniz ki kimileriniz, efendim Rusya bizim dostumuz. Olmaz dost. Savaş anında dost, bırakın savaş anında canım. Normal halde bile devletlerin ebedi dostları ebedi düşmanları olmaz. İşine geldi mi kıvırır, işine geldi mi de aslan gibi yanında durur. Devletler böyledir. Daha geçen gün geldi Amerikan Dışişleri Bakanı. Ne kadar iltifat etti bizimkileri. Hatırlayın bizimkiler de onlara ettiler. Hani stratejik ortak falandık. Bugün gene Sayın Cumhurbaşkanı ağızlarına tükürdü adamların. Ya çünkü haksız demiyorum ama haklı da değil. Savaş ya da dost düşmanla ilgili niyetinizi belli etmeyeceksiniz. Artı savaşın bir özelliği daha vardır. Düşmanınıza karşı düşmanınızı kullanabiliyor musunuz? İşte savaş başarısı odur. İkinci Viyana kuşatması 1683 Kara Mustafa Paşa. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Biliyorsunuz bilmemeniz mümkün değildir. Viyana'yı kuşattık. Kim vardı yanında?
Kral 2. Leopold'un, Avusturya Kralı 2. Leopold'un can düşmanı Kırım Tatarlarının hanı Murat Giray Han ve 50 bin kişilik ordusu vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Kuşatmanın en hareketli, en can alıcı noktasında 2. Leopold Murat Giray Han'ı satın aldı. Düşmanını satın aldı. Dostu olan bize karşı, Osmanlı'ya karşı kullandı. 2. Viyana kuşatması Osmanlı'nın çöküş devrinin başladığı tarihtir. Yani bizim düşmanımız bize karşı kendi düşmanını kullandı, bizim dostumuzu kullandı. Bakın savaşlar böyle bir şeydir. Onun için diyorum savaşta ahlak yoktur. Savaşın ahlakı yoktur. Bırakın bunları. Sayın Cumhurbaşkanı, bakın Enis Berberoğlu hala hapiste. Ne yaptı Enis Berberoğlu? Sözde casusluk yaptı. Yok, hiçbir delil olmadığı halde. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri sırlarını bütün düşmanlara veriyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın. Bunların bir gün hesabı da sorulabilir. Aman ha dikkat. Aman ha dikkat. Çünkü canlarımız orada. Canlarımız. Yine mi öfkelendim yoksa? Kusura bakmayın ama bu memleket hepimizin arkadaşlar. Herkesin, iktidara oy verenin de oy vermeyenin de memleketi. Cumhurbaşkanı halen bunun farkında değil. O hala kendisini sadece AK Parti'nin ve hamasetten hoşlanan bir ufak bir grubun cumhurbaşkanı sanıyor. Yok hayır. AK Parti genel başkan olarak öyle düşünebilir. Ama cumhurbaşkanı olarak öyle düşünmeye hakkı yok. Hoşça kalın efendim.